Türkiye Şubat ayında 100 yılın depremi olarak nitelendirebileceğimiz ardarda arda büyük depremler yaşamıştır. Akabinde de bazıları neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan çok büyük artçı sarsıntılarla devam etmiştir. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdiğimiz gibi hem ülkemizin afetlere dayanıklılığını artırmak hem de afet yönetimini çok daha etkin hale getirmek için bilimsel alanda da bir seferberlik başlattık. Bilimsel alandaki seferberliğin öncülerinden birisi olarak ülkemizde bilim ve teknolojinin amiral gemisi olan TÜBİTAK'ı belirlemiştik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin de altlığını oluşturarak oluşturacak çalışmalar başlatılmıştı. TÜBİTAK deprem araştırmaları kapsamında jeolojik, jeodezik, tekno, tektonik ve benzeri alanlarda araştırma projeleri, yapı sağlığı ve hasar, deniz seviyesini e, değişimi, zemin yapısı ve sıvılaşma, yüzey kırığı, heyelan ve radon gazı çıkışı saha incelemeleri projeleri gıda güvenliği, tarım, çevre, tarihi ve kültürel yapıları inceleyen projelerle afette sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda başlık içeren 124 projenin destekleniyor olması takdire şayandır. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanından 577 araştırmacı sağlıktan lojistiğe, tektonikten psikolojik etkilere kadar birçok alanda saha verisi toplayabilmiştir desteklenen araştırmaların jeoloji ve jeofizik alanlarının yanı sıra bütünsel olarak şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik ve kamu yönetimi gibi birçok disiplini bir araya getirmesi oldukça önemlidir. Hedefimiz bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrası en hızlı ve etkili cevap verebilen ülkesi haline getirmektir. Bu doğrultuda tüm konferans katılımcılarına, hocalarımıza, araştırmacılara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Afet yönetimi ve deprem araştırmaları alanında entegre bir bakışa ihtiyacımız var. TÜBİTAK kapsamında desteklenen ya da bu alandaki münferit çalışmaları bu konferans gibi platformlar vesilesiyle çok disiplinli ve kapsayıcı bir bakışa yine bu bakış açısına kavuşmalıdır. Deprem çalışmalarında tek bir alanda ilerleme değil. 360 derecelik bir analiz ve gelecek projeksiyonuyla ilerleyeceğiz. Bilimle birlikte başaracağız mottosuyla deprem araştırmalarında yer alan herkesi disiplinler arası çalışmaya, çalışmaları güçlendirmeye davet ediyorum. Biz hep birlikte milletimizle, bu ülkenin gençleriyle, kadınlarıyla daha ileriye gitmek için çalışıyoruz. Bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'nin deprem gerçeğini çok boyutlu olarak ele almayı sürdüreceğiz. Konferansta sunulan araştırmaları, fikirleri ve önerileri bizzat yakından takip edeceğiz. Bu doğrultuda TÜBİTAK'ın katkılarının artarak devam edeceğine inanıyor. Öncü fikirlerle yol gösterici olmalarını temenni ediyorum. İnsanlık tarihinin kaydettiği en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Pek tabii bu büyüklük bu kadar geniş bir alanda olması, milyonlarca insanımızı etkilemesi bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Yakın tarihimizde, Gölcük, Düzce, Van, Elazığ, İzmir depremlerini yaşadık. Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu gerçeği kabul etmek, depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu gerçekleştirip kötü tabloyu tersine çevirebilecek ortak akla da, insan kaynağına da, sermayeye de yani her türlü imkanı da sahibiz. İşte bilim insanlarımız bugün burada neyi nasıl yapmamız gerektiğini söyleyecek uzmanlar bugün bu konferansta. Onun için bu konferans ve burada ortaya konacak fikirler Türkiye için çok önemli. Biz depremden hemen sonra proaktif bir yaklaşımla TÜBİTAK doğal afetler odaklı sağ çalışması acil destek programını devreye aldık. 61 farklı kurumdan 124 projeyi desteklemeye başladık. Türkiye'nin dört bir yanından 577 bilim insanı jeofizikten lojistiğe kadar farklı alanlarda saha verisi topladı. Ayrıca 1001 yani bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı kapsamında da deprem özel çağrısına çıkarak 79 proje teklifini desteklemeye başladık. İşte bugün bu projeleri tüm yönleriyle ele alacağız. Yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların paylaşılması elbette çok değerli. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin deprem gerçeği tüm yönleriyle konuşulacak. Tabii konu deprem riskini bertaraf etmek olunca birçok farklı disiplindeki araştırmalara değinmek gerekiyor. Nitekim konferans programına baktığımızda bu disiplinler arası yaklaşımı görebiliyoruz. Fay sistemi araştırmalarından yenilikçi inşaat modellerine deprem mühendisliğinden dijital teknolojilere farklı başlıklar ele alınacak konular arasında yer alıyor. Tabii deprem sadece fiziksel yapıları etkilemiyor. Aynı zamanda sosyoekonomik, toplumsal ve çevresel etki ve yıkımlara da neden oluyor. Bu manada konferansın sonuçlarını en iyi şekilde analiz etmekte önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi sonrasında dijital teknolojilerin farklı alanlardaki uygulamalarının arttığını zaten biliyoruz. Yine baktığımızda dijital teknolojilerin kullanımının deprem riskini azaltmak için önemli fırsatlar sunduğunu da görebiliyoruz. Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, bilimle elde ettiğimiz çıktılar deprem riski altındaki ülkemizi güvenli hale getirmek için bize rehberlik edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bilimin ışığında üzerimize düşen görevleri yerine getirmekte kararlıyız. TÜBİTAK deprem araştırmaları projelerinde yer alan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyor verimli bir konferans geçirmenizi temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.